Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı. Oysa yerini bile unuttum. Hanidir bazen hayat vermek ister aldıklarını. Mucizeler hep böyle ansızın gelir. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz benim için. Teşekkür ederim öyle baktığın için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanın en aydınlık beyaz. Hocam galibiyetler, başarılar, mağlubiyetler. Şöyle biraz geçmişten günümüze sizin için güzel bir klip yapmak istedik. Neler hissettiniz izlerken? Öyle gözünüzün önünden film şeridi gibi geçti mi o anlar? Öncelikle teşekkür ederim. Yani, çok güzel. Hani başlangıç noktasından. Hatta belki de hiç benim görmediğim içinde fotoğraflar vardı. Biraz nostalji oldu, iyi oldu. Geçmişten bu zamana kadar olan bir tekrar. Aslında şarkının sözleri de benim özellikle şampiyonluk gecesinde tercih ettiğim Gökhan Tepe veya Ebru Hanım'ın söylediğinden Gökhan arkadaşım ve kardeşim olduğu için değil, sözlerin hayatımla örtüştüğü için o parçayı seyrettim. Çünkü şampiyonlukta kaybetmiştim. Hayat diyor bazen diyor. Aldıklarını diyor vermek ister diyor. Orada hayata teşekkür ediyorsunuz evet, aslında evet, değil mi? Evet. Hocam konuşacak çok konumuz var. Sizi gerçekten çok merak ediyorum. Özel hayatınıza değineceğiz, geçmişinize de gideceğiz ama bir Trabzonspor'la elbette başlamak istiyoruz. Sizin gelişinizle birlikte Trabzonspor sezonun en önemli başarısına da imza attı. Özellikle bu sezon baktığımızda derece anlamında. Bu kadar kısa sürede geri dönmeyi bekliyor muydunuz Trabzonspor'a tekrar? Yok beklemiyordum. Samimi söylemek gerekirse beklemiyordum. 7 aylık bir süreç. Tabii ki burada önemli izler bıraktık. Sadece ben değil, ekip olarak, yönetim olarak, futbolcu grubu olarak bıraktık. Ama tekrar geri dönüşümün iki tane sebebi var. Bir tanesi Trabzonspor. Çok güzel duygular yaşadım. İkincisi Ertuğrul Doğan Başkan, Sayın Başkan'ın uyum içinde çalıştığımız o zaman o fırsatları bana çok net verdiği için onun buna ihtiyacı olduğunu, bana ihtiyacı olduğunu söylediğinde benim buna hayır deme gibi bir durumum yoktu. Çünkü beklemiyordum ama Trabzonspor güzel, yoğun, içinde olmak güzel, bana iyi hissettiriyor öyle söyleyeyim. Peki ilk döneminizle şimdiki dönemi kıyasladığınızda ne gibi farklılıklar var? Yani Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde Trabzonspor'da ne gibi biz değişiklikler görüyoruz? Şimdi ilk seneyi söylüyorsunuz değil mi? Evet, ilk sezonu. Şimdi oraya gittiğimizde bir pandemi dönemi vardı. Taraftar sonunda takım 17.ydi. Ben bir teknik adam olarak ekibimle beraber bir yerlere bir kulüp bizi istediği zaman artık bence Türkiye'de bu geçerli olacak şey yapıyorum, sunum yapıyorum. Örnek veriyorum Trabzonspor beni istedi, Beşiktaş beni istedi. Ben bu kulüplere giderken güçlü güçsüz yanlarını ortaya koyuyorum. Bir sene öncenin analizini ekibimizle beraber yapıyoruz. Sonrasında da nasıl bir oyun felsefesi ve çalışma prensiplerimi sunuyorum aslında koyduğumda. Bence böyle olması lazım artık. Teknik adamların bundan sonraki süreci bu şekilde değerlendirmesi gerekir. Veya kulüplerin de bu şekilde yaklaşması gerekir. İlk sizde duydum hocam bu detayı. Evet böyle. Ben bunu yapıyorum. Beşiktaş'a giderken de bu şekildeydi. Trabzonspor'a giderken de bu şekildeydi. O zaman teknik olarak tespit ettiğimiz bir takım şeyler vardı. Trabzonspor'la alakalı. Oyuncuların bir bölümünü zaten tanıyorum bu ligde çalıştığım için. Oyun organizasyonuyla ilgili bir durumu değerlendirmek istedim. Herkes Trabzonspor'da teknik direktörlük olmak ister. Trabzonspor büyük bir kulüptür. Ben özellikle Trabzonspor'a gelmeden evvel inişleri çıkışları olmuş. Bazen kazanmış bazen kaybetmiş. Eleştirilmiş kazanamayan teknik direktör olmuş. Algısı üzerinde olduğu için ben varlığımı tekrar hissettirebileceğim yer.
tekrar mücadele edebileceğime Trabzonspor. O teklifi o dönem belki birkaç kere görüşmeden olmamıştı. Sonrasında oldu. O 17'cilik bir sene evvel şampiyonluğu kaybetmiş. Sonrasında da buna hızla reaksiyon oyuncu grubuyla beraber vermiş bir takım. Dördüncü bitirdi, Avrupa Kupalarına katıldı. Ama o süreci biz sonrasında tamamen önümüzdeki senenin planlamasını yaparak gelmiştik. Bu tespitler, bu oyuncu, buna başkan, yönetim kurulu çok destek verdiler. Şampiyonluk hikayesi o şekilde başladı. Şimdiye dönersek olursak o dönemde değiliz. Bir Abdullah Avcı ve ekibi şampiyon takım teknik direktörü. Beklenti çok fazla yüksek. Çok fazla yük var omuzlarınıza. Evet evet, yani çok fazla yüksek. Beklenti gelir gelmez de 4 maçın 3'ünü kazanıp birinde berabere İstanbul'da Fenerbahçe'yi yenince şehir böyle bir duygusu yoğun olduğu için heyecanlandılar tekrar diye. Biz şimdi tekrar bir organizasyonun içinde bunu oluşturmaya oyuncu çalışıyoruz. Oyuncu grubu da farklılaştı istersen. Tabii şehir, eski oyuncular var ama. Eski oyuncular da var. Şehrin bir de şöyle söyleyeyim. Şampiyonluğa ihtiyacı vardı. İnişleri çıkışları, yorgunlukları vardı şehrin. Kazandıkları vardı, kaybettikleri vardı. Şampiyonluk biraz daha şehrin duygularını dengelemeye. En büyük hayalini gerçekleştirdiniz evet, hocam. Yani. Hep beraber. Hep beraber. Benim üzerimden değil. Teknik adam tabii ki çok önemli. Başarı da başarısızlık da. Ama hep beraber gerçekleştirdik. Bugün geldiğinde ne var? Belki çok sıfırda değiliz. Çok bildiğimiz. Üçüncü senemi oluşturuyorum burada, çalışıyorum. Daha hızlı mesafe kat edeceğimiz bir dönem olacağını düşünüyorum. Hocam, oyuncuların performansı da sizinle birlikte inanılmaz arttı. Özellikle Vişçe mesela çok dikkatimi çekti. Sezon başında çok fazla eleştiriliyordu. Eleştiri okların hedefindeydi ama şu anda son haftalardaki performansı yine taraftarın gönlüne taht kurdu. Ne yapıyorsunuz siz oyuncuları hocam? Yani nasıl bir dokunuş gerçekleştiriyorsunuz da yeniden kendilerini buluyorlar ya da performanslarını aşıyorlar? Şöyle biraz evvel dediğim gibi son 11 sahaya çıkan 11'in 9 tanesi benim dönemimden kalan oyuncuydu zaten. Bir oyuncularla ben iletişimi olan birisiyim. Yani hangi oyuncuyla nerede nasıl konuşacağını bilen birisiyim. Bunun daha evvelden tespitlerini de yapan. Edin Miska 19 yaşında, 20 yaşında benim elime gelmiş bir oyuncu. Edin üzerinden konuşacak olursak. Oyun organizasyonlarını bilen bir grup benimle çalıştıkları için. Yani mevcut oyuncu grubu. Bu işin temelinde tabii ki teknik taktik var ama sek ve idarenin içinde de bence iletişim çok önemli. Her şeyi samimi bir şekilde, duygularla, kafamın arkasında hiçbir plan olmadan hem sahanın içinde hem sahanın dışında oyuncuyla birebir görüştüğümde, oynattığımda veya oynatmadığımda, bunu da samimi bir şekilde anlattığımda, her oyuncu için değil, bunun karşılığını çok doğru bir şekilde aldığımı düşünüyorum. Anahtar kelime bence iletişim olduğunu düşünüyorum. Bir baba figürü oluşturuldu. Bazen baba, bazen abi, bazen hoca, bazen öğretmen. Bunu zaman zaman hep böyle karşıma kullandılar. Ama onlar da benden her şeyi oturup konuşabiliyorlar. Bazı oyuncu vardır, masadan masaya konuşursun, araya masa koyarsın. Bazı oyuncuyla karşılıklı kahve içersin, bazı oyuncuyla yemeğe gidersin. Bunları biliyorsan, tespitlerini yapmışsan, ben de bu iletişimi oyunculardan bu şekilde kurduğumu düşünüyorum. Peki hocam, sezonun yine geneline bakacak olursak, evet çok iddialısınız hem lig şampiyonluğu açısından yine hem de Ziraat Türkiye Kupası anlamında, ama gerçekçi hedefinizde sizi çok realist görüyorum ben o anlamda. Trabzonspor'un bu sezonki en real hedefi ne sizin açınızdan? Ben hayatım boyunca gerçeklerin üzerinden gittim. Geldiğimde de biraz evvel dediğim gibi 10 puan olunca 4 maçta, bir de Fenerbahçe İstanbul'da yenince, hatta şöyle Karadenizlerin espri, bu adam geldi bizim ayarlarımızla oynuyor, yine bize bir şeyler hayal ettirecek gibilerinden. Gerçekçi ulaşılabilir hedef Avrupa Kupalarına gitmektir. Trabzonspor'un markası, tarihi, forması çok ağırdır. Trabzonspor her zaman ilk dördün arasında yarışması gereken bir takımdır. Her zaman olamaz. Büyük takımları görüyorsunuz, bütçelerini görebiliyorsunuz. Ulaşılabilir hedef bizim için Avrupa Kupalarına katılabilmek. Ben Trabzonspor'da 3 tane kupa kazandım ama Türkiye Kupası şu an itibariyle eksik. Bunun finallerini başka takımdayken oynadım. Kupayı buna ulaşabilirsek, Avrupa Kupalarına giderken, aynı zamanda önümüzdeki senenin planlamasını da doğru bir şekilde yapabilirsek bizim için gerçekçi ulaşılabilir hedef bu olacak. Transfer noktasında ara transfer döneminde böyle önemli transferler gerçekleştireceksiniz ama böyle kafanızda bir plan, program var mı? Var, hepsi var. Bir kere şöyle, oyuncu üzerinden çalışıyoruz. Oyun üzerinden çalışıyoruz. Ama her zaman böyle bazen basın toplantılarında bunun esprisini de yapıyorum. PlayStation değil bu. Hani tuşlara basıp hemen hızlandırdın, yaptığım bir şey değil. Oyuncu transfer etmek kolay değil. Bütçesi var, ekonomisi var. Yabancı sayısı belli. Yerli oyuncu
sınırı belli. Onun için en iyisini, en doğrusunu Trabzonspor için yapmaya çalışacağız. Ama asıl hedef 6 aylık süreç değil bizim için. Bundan sonraki sezon açısından. Aynen. 1,5-2 senelik bir süreç bizim için daha önemli. Yapacağımız yatırımları onun üzerinden yapacağız. Hocam ligimize geri dönelim. Ya gerçekten inanılmaz olaylar yaşıyoruz üst üste. İşte Halil Umut Meler meselesiyle başlayan sonra Trabzonspor, İstanbulspor karşılaşmasında. En son ligimize bile baktığımız en önemli derbilerden biri diyoruz Fenerbahçe Galatasaray, ama 45 dakika sadece top sahada kalmış. Ve çok farklı tartışmalar konuşuyoruz. Biz nereye gidiyoruz hocam? Yani bir akil isim olarak size sormak istiyorum. Entelektüel seviyesine güvenen bir insan olarak size sormak istiyorum. Nasıl toparlanacağız? Ligimizi tekrar o hayal ettiğimiz noktaya nasıl evirebiliriz? Neler yapacağız? Yapmalıyız daha doğrusu. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Burada tamamen sahanın içinde senelerdir kalmaya çalışan, 68'e 105'in içinde konuşmaya çalışan bir teknik direktörüm. İşte biraz evvel sohbette de televizyonda yorum yaparken hakem yorumu yapmadım. 20 küsür 1999-2000, yani 23 senedir 24 senedir aslında yarışmacı teknik direktörüm baktığınızda. Bunun bir bölümü genç milli takımlarda orada burada geçti. Ortalama 15 senedir 3 tane hakem hakkında, o da sadece bilgi sahibi olmak istiyorum diye konuştuğum şeyler vardır. Bu oyunun paydaşları var. Bu oyunun paydaşlarının bir tanesi hakemler. Biz teknik adamlar, antrenörler, futbolcular, yöneticiler, sizler, medya, taraftarlar, başkanlar. Birbirimize olan saygıyı kaybedersek işler çok karışarak gidecekler. Gitmeye devam ediyor. Kazanmak için her yol mübah kültürü doğru bir kültür değil. Çok önemli, evet. Yani doğru. Bir, bu oyun, bu çok güzel, bu oyuna sahip çıkmamız lazım. Bu güzel oyuna sahip çıkmamız lazım. Biz oyunu dövmeye başladık. Oyunu kaybetmeye başladık. Bugün şampiyonluk yaşıyorsun. Yaşadım. 24 saat sonra bitiyor ve ertesi senenin planlaması başlıyor. Bıraktığımız izler çok önemli. Olumsuz, olumlu şeyler insanların hafızasında fazla kalmaz ülkemize. Olumsuzlar daha çok kalıyor. Negatifler daha ondan çok kalıyor. Ondan besleniyoruz belki de. Yanlış hatırlamıyorsam besleniyoruz. Bu sadece bu şehirle, Trabzon'la değil, her yerde, ülkenimizin her yerinde böyle bir durum var. Dram filmleriyle büyüdüğün için belki de onlarla mı örtüştürülüyor bilmiyorum. Belki bilinçaltımızda bunlar var. Ama Z kuşağıyla beraber bence bu yavaş yavaş değişecektir. Onların da fazla hızlı tükettikleri başka şeyler var. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsun 2016-2017 sezonuydu. Veya 17-18. Başakşehir'in teknik direktörüyüm. İlk yarının son maçını oynuyoruz. Adanaspor'la oynuyoruz. Lideriz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 puan öndeyiz. Adanaspor'da sonuncu. Adana'da oynuyoruz. Maçın hakemi de Hüseyin Göçek. Yani hakemler üzerinden konuşacak olursak diye söylüyorum. Maç 1-0 galiptik. 1-1 oldu. Gol attık. Hakem golü verdi. Hüseyin Hoca golü verdi. Sonra iptal etti. Sağa karıştı filan. VAR da yok o zaman. Maç 1-1 bitti. Oh. Maçtan sonra ben basın toplantısında herkes hakemi eleştireceğimi konuşurken oyunu eleştirdim. Hani çünkü ben liderim. Adana Spor. Sonucu ben eğer hakem üzerinden maçı konuşursam oyuncu da buna sığınacak. Ben oyuncuya o zaman geri bildirim toplantısında eleştiri yapmayacak mıyım? Veya oyunu anlatmayacak mıyım? Ben dedim ki hakem de formsuz, biz de formsuzuz dedim. Bugün belki hatırlanmıyordur. Belki fair play ödülü alır bu. Belki söyledim ama bunu bütün samimi duygularımdan söyledim. İlk kez ismi açıklıyorsunuz hocam. Sanki böyle evet, Hüseyin Göçek ertesi günü beni aradı, teşekkür etti. Teşekkür etti. Evet. Yani biz böyle davranırsak, böyle yaklaşırsak, onlar da insan ve bu sektörün, bu paydaşların en eğitimli insanlarından bahsediyoruz. Hata yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Ben yapmıyor muyum? Oyuncu yapmıyor mu? Yönetici yanlış konuşarak, mesaj vererek yapmıyor mu? Taraftar yapmıyor mu? Yani bu oyunun hatalarına da saygı, birbirimize de saygıyı kaybetmememiz lazım. Ki geçtiğimiz günlerde Okan Hoca'yla çok güzel bir fotoğraf çektiniz aslında. Evet. Ligin en önemli iki takımının başında yer alan çok önemli rakipler ama bir aileyiz mesajı verdiniz. Evet. Biz bunu çok özlemişiz hocam. Yani bu görüntüyü çok özlemişiz. Daha çok görmek istiyoruz. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Okan Hoca hakikaten böyle bir insan. Biz hem benim oyunculuğumu yaptı hem de ekibin içinde antrenör olarak çalıştı. Önemli işler yapıyor. O bize olan saygısını, biz de ona olan saygımızı göstermemiz lazım. Bu vereceğimiz enerji pozitif, insanlara dışarıda daha olumlu yansıyacaktır. Bundan vazgeçmememiz lazım. Bugün deprem oluyor. Bir araya toplanıyoruz. Yardım amaçlı. İki gün sonra tekrar
Tırnak içerisinde birbirimizi yiyemeye başlıyoruz yani. Başlıyoruz. Evet. Yani veya işte geçen hafta Halil Hoca ile Umut Meler'le ilgili bir problem yaşanıyor. Ciddi bir problem yaşanıyor. Hiç görmememiz gereken bir durum yaşanıyor. Evine gidiliyor, ziyaret ediliyor. İki gün sonra başka bir şeyle yaşıyoruz. Hı-hı. Ve devam ediyor aynı şey. Onun için bu işin içindekiler, bütün aktörler bizler de dahil, birbirimize saygı vereceğimiz konuşmalarımıza çok dikkat edip bunu doğru yönlendirirsek biraz daha iyi hale geliriz diye düşünüyorum. Ama bunun temeli futbolun içinde de okul eğitimini, her şeyi çok doğru bir şekilde vermemiz gerekiyor. Çok farklı düşünebiliriz elbette. Hepimiz insanız. Farklı backgroundlardan, arka planlardan geliyoruz ama ortak bir nokta mutlaka bulmalıyız. Bu toplumda da böyle, sokakta da böyle, futbolda da böyle, siyasette de böyle, öyle değil mi? Her şeyde. Hocam tekrar Trabzonspor'a böyle ilk ayak bastığınız döneme geri dönmek istiyorum. Şimdi sizi sebat etmek, sabır göstermek ve de sürenin sürekli defaultta altını çizen en önemli teknik adamlardan bir tanesiniz. Ve Trabzonspor, Trabzon'a da baktığımızda tez canlılar. Hemen böyle bir başarı, hemen böyle bir şampiyonluk beklentisi çok yüksekti tabii ilk geldiğiniz dönemde özellikle. Bu sebat etme durumunu nasıl verdiniz hocam Trabzonlulara? İlk röportajım Trabzonspor'da dergimize verdiğimde... Biraz evvel dediğim gibi duygusunu çok yoğun yaşayan bir şehir. Tamamen duygularını hareket edip kendini zaman zaman çok zarar vermiş bir şehir. Duygu bunun içinde çok önemli. Akılla, mantıkla duyguyu birleştireceğiz diye verdim. Şöyle bir şanslı dönemim de oldu. Hani buradan çıkacak olursak. Pandemi dönemiydi. Takım 17. idi. Bundan güzel hikayeler de var. Alalım hocam hemen. neyse böyle zorla maçlar kazandık. Organizasyonu oturtuyoruz. Yani dördüncü bir tek ertesi seneye başladık. Pandemi dönemi böyle %50'ye döndü. Hatırlarsanız taraftarların gelmesi. Evet, yavaş, yavaş. Biz o arada devamlı maç kazanıyoruz. İşte Galatasaray Fenerbahçe, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi, işte Avrupa Kupaları oynuyor. Onlar yıpranabiliyor. Biz ama hep dedim ki hızlı yol almamız lazım böyle. Ki namağlup bayağı bir hafta geçmişsiniz. Zaten toplam 3 mağlubiyetimiz var. Bir tanesi son haftaydı. Evet. Yani bir sürü rekorlar kırıldı. Yani istatistik rekorlar kırıldı. Ondan sonra bu süreç çok sağlıklı biçimde devam ettiği süreçte o pandemi, oyunu yerleştirmek, dışarıdan fazla tepki almamak, sonuç almak taraftarı biraz böyle durdurdu. Ya galiba bu olacak mı? Acaba yapıyor galiba falan gibi. Seyircinin de fazla olmamasından dolayı iyi başlamamız bizi bir yere kadar getirdi. Mesafeyi de açtık. Şöyle bir hikayesi var o işin. Yani ben Karadeniz insanının duygusunu anlatmaya çalışıyorum. İnatçı. Ondan sonra duygusu yoğun. Onun bildiği doğru. Ondan sonra böyle net. Benim kaleci antrenörüm Ali Koca var. Böyle hobileri var. Hani mobilya işle uğraşma veya evde bir şey varsa kendi yapar. Sehpasına, mehpasına. Marangoza gidiyor. Ondan sonra tanıyorlar da, kendisi de oralı, Trabzonlu, tanıyorlar da marangozun sahibi şöyle diyor, kısaca özetleyeyim. Ben diyor 40 senedir diyor, en iyi teknik direktör benim diyor. Oyuncu değişikliklerini, hoca değişikliklerini ben yaparım diyor. Şöyle bir özgüven de vardır Trabzon'da. Galiba diyor bu benden daha iyi diyor benim için. Galiba ama galiba. O da galiba. Galiba benim için böyle diyor. O arada tabii ki Trabzon taraftarı. Yani benim için çok değerli. Bana çok güzel duygular hissettirdiler ve yaşattılar. Onların verdiği destek bizi Trabzon'un enerjisini verirse olumlu, çok yukarıya çekiyor olumlu. Yani biz çok geriden gelip maçlar çevirdik ama Trabzon taraftarlarının bunda çok önemli katkısı vardır. Ben o tabii ki bir geçiş dönemi yaşıyoruz şimdi. O desteği tekrar vereceklerini düşünüyorum. Ki kutlamalar tarihe geçti. Of. Rekorlar kırdı, izlenme rekorları sosyal medyada alt üst etti, inanılmazdı. Evet, evet. Çok mi? Çok güzel duygulardı. Ben zaten şampiyon olduğumuzu orada anladım. Maçtan Antalya maçından sonra anlayamadım, biraz gergindim. Yani çok rahat, yani sezonun işte bittiğimiz netleştiği gün 11 puan öndeydik. Ama o kutlamalar, tekneyle gezintiler, stada gidişler. Orada anladım çok büyük bir şey hala olduğunu. Hala böyle sokağa çıktığınızda sizi bir süperstar gibi karşılıyorlar mı hocam? Çok çok güzel şeyler var. Yani süperstar gibi değil de samimi. Samimisi. Kolundan tutarlar böyle, sarılırlar. Ondan sonra nine seni görür 75-80 yaşında. Ben tanıdım seni, kocam tanımadı der. Yani böyledir futbola tutku, ilgi, alaka böyledir. Ondan yaşarlar. Trabzonspor'da maç kazanmak bütün şehri mutlu eder. Ertesi günü oranın...
senedi mi varmış, çeki mi varmış, ödemesi mi varmış? Dörde kadar Trabzonspor konuşulur. Ondan sonra bakarız öderiz gibilerinden durum oluşturulur. Bu da sizi ekstra motive ediyor değil mi hocam? Motive ediyor. Zorlukları da var. Hı-hı. Ama motivasyonu da arttırıyor. Dinamik de tutuyor işin açısına baktığında. Ama yoğunluğu da çok güzel. Yani hissettirdiği de çok güzel. Sokaktaki sohbetler çok güzel. Çok güzel hikayeler var. Yani yaşadığım çok güzel hikayeler var. Teknik olarak da var. Son Fenerbahçe maçına gelmeden evvel yemek yiyeceğiz. Çok caddesi var. Maraş Caddesi Trabzon'un. Kalabalık bir cadde. Birisi koluma girdi. Zor içeriye giriyorum artık. Bir şey anlatacağım. Ne olursun diyor. Tamam mı? Tamam dedim. Ben de içeri girmiyorum. Fenerbahçe maçında dedi hep önde oyna dedi. Orada da hala bir... Dedim ki hiç geri gelmeyeyim mi dedi. Yok dedi hep önde oyna dedi. Şimdi maç 3-0 oldu ya. Büyük bir ihtimalle dernekte falan bir yerde anlatıyordur. Zor 3-2 olunca ben geri çekildim. Ben söyledim 3-2 diye söyleyebilirim. Hocam şimdi dışarıdan sizi çok böyle realist olarak görüyoruz ama aslında kalbiniz, duygunuzla da hareket eden bir insansınız. O balansı, o dengeyi nasıl ayarlıyorsunuz? Sahada özellikle. Ya ben böyle... Akılcı mısınız? Kalbi de zaman zaman dinler misiniz? Yani onu... Duygusalım bir kere çok. Ama işimle aklımı çok dengede tutuyorum. Yani o düşünce esnekliğine de sahip birisiyim. Dengede tutuyorum yani. Dengede tutmaya çalışıyorum. Dersime çok iyi çalıştığım için ekibimle beraber maç anını tamamen pozisyonel yaşıyorum belki. Bazen mükemmelliyetçi olmak yani sahadaki detayları kovalamak. İş hayatımda bu detaylar beni bazen hakikaten çok yoruyor. Beni ekibimi belki yoruyor. Bazen oyuncuyu da belki yorabiliyor. Hani onun için bunu doğru bir şekilde dengelemeye çalışıyorum aslında. Maç animasyonu, inişler, çıkışlar, devre arası, devre sonu. Bir teknik direktörün maçı 90 dakikada bitmiyor. Maç önü var, basın toplantısı var. Sonrasında devam ediyor, evet. Basın toplantısı bir sınav. Evet. Maçın devre arası var. Maçtan sonra iki tane sınava çıkıyorsun. Tekrar bir flaşa çıkıyorsun, bir de basının önüne çıkıyorsun. Kazandığın zaman teknik direktör basın toplantısına giderken omuzların böyle... ayakların böyle boyun biraz daha uzuyor. Kaybettiğin zaman sanki kaybolacakmış gibi ama ikisinde de dengede kalmak çok önemlidir. Bunu hep kendime şey yaparım. Onun için böyle bazı başlıklar, yazılarım vardır. Durur önümde. Yani o gülen yüzü kaybetmemek lazım. Samimiyeti kaybetmemek lazım. Duyguyu kaybetmemek lazım. Pozitif olmak lazım. Bunlar hep benim bir tarafımda durduğu için biraz onu o anlamda dengelediğimi düşünüyorum. Evet, samimi, çok samimi, özellikle videolarınıza da baktığımızda Trabzonspor'un, ben zaten bayılıyorum sosyal medya ekibine. O kadar güzel içerikler hazırlıyorlar onları ki. Onları tebrik edelim. Evet buradan. Tebrik edelim gerçekten. Bize çok güzel malzeme de çıkarıyorlar habercilik adına. Maç analizlerinizde özellikle sanki biz de oradayız sizinle birlikte. O maçın öncesinde analizlerinize şahit oluyoruz gibi. O kadar hissederek bizler de izliyoruz ki. Bunu nasıl başarıyorsunuz hocam? Şöyle, bunu ben 2014'ten sonra bu dili değiştirmek istedim aslında. Çünkü bu oyun artık bir organizasyon ve değişmeye, dönüşüme gitti. Bir hafta çalışıyoruz. 2019 senesinde yanlış hatırlamıyorsam, Türkiye Futbol Federasyonu eğitim dairesi benden şey istedi. Bir sunum yapmamı istedi. Ne istiyorsunuz dedim yani. Ne konuşma yapmamı istediler, ne istiyorsunuz dedi, sen belirle. Biz de ekiple beraber futbolda verilerin karara etkisi diye bir konu başlığı koyduk. Yani bir futbol takımının müsabakaya nasıl hazırlandığını, antrenmandaki veriler, rakiple ilgili veriler, daha sonra planlamalar, analizler, toplantıları ben bir hafta boyunca çalışıyorum ekibimle beraber. Sonra maçtan sonra şunu mu söyleyeceğim maç öncesi? Çok iyi hazırlandık. Tabii nasıl hazırlandık? Maç mükemmel oynadık mı söyleyeceğim veya hakem hata yaptı kaybettik mi söyleyeceğim? Üç kelimeyle mi bunu ifade edeceğiz? Ben dedim ki bundan sonra basın toplantılarımı ilk zamanlarda eleştiri aldım ekibime. Hocam her şeyi açıklıyorsun dediler yani. Ya tamam da oyun oynuyor, plan anlatmaya çalışıyoruz yani. İşte üçüncü bölgede baskı yapacağız, ikide bunu böyle karşılayacağız. Bu çalışmayı yapmamdaki sebep ve bunu da servis etmemdeki sebep, yani biz bugün çok iyi hazırlandık, kazandık değil. Her zaman böyle çalışıyoruz, bazen kaybediyoruz. Kaybettiklerimizi de göstereceğiz. Şimdi kazandıklarımızı gösterdik, kaybettiklerimizi de göstereceğiz. Bunu yapmamdaki sebep bir teknik adam ekibine bir saygının olması. Yani saygının artmasını sağlanması. Ne kadar yoğun bir süreçten bir müsabakaya hazırlandığını göstermeye çalışıyoruz. İki, antrenörlük mesleğinin saygınlığını arttırmaya çalışıyorum. Üç, tribündekinin, televizyondakinin,
bu oyuna bakarken ki fotoğrafı biraz değiştirmeyi planlıyorum aslında. Buna ben gene böyle yapmaya devam edeceğim. Bunu yapmaya çalışan teknik adamların sayısı çoğalmaya başladı. Nasıl dili değiştirdiysek bence bunu da değiştireceğiz. Yarın bir gün ben antrenörlüğü bıraktığımda en azından bunları yaptı dedirtmek de benim için önemli. Yeni nesil teknik adamlarımıza baktığınızda sizin yolunuzdan ilerleyen isimler kimler? Şöyle uzaktan incelediğinizde, gözlemlediğinizde. Evet. Vallahi o kadar şimdi var ki, yani şimdi senin bu tarafa baktığımda böyle de fotoğrafa. Hepsi öğrencilerimiz aslında. Beraber çalıştım öğrenciler. Mesela Arda Turan beraber çalıştık. Bence önemli işler yapacak. Bir kere kafası zehir gibidir. Bu oyunu çok iyi biliyor. Avrupa'nın en iyi savunma yapan takımında oynadı. En iyi hücum yapan takımında da oynadı. Atletico ile Barcelona'da. Ve bu işi seviyor. İletişimi de olan bir çocuk. Volkan, onunla da görüşüyorum. Volkan'ın aslında ilk zamanlar baktığında dışarıki görüntüsü sanki bu işten ilgilenmeyecek gibiydi. Ama Volkan'la oturup konuştuğunda, Volkan'ın da bu işe kafasını yorduğunu, planlar üzerinden gittiğini net bir şekilde görebiliyorum. Emre aynı şekilde zaten son 4 senesini oyuncu olarak ben de 36 ile 40 arasını ben de ve bir takıma gitti tekrar. Selçuk yeni başladı. O da yardımcılık da yapmıştı. O da Türk futbolun önemli oyuncularından bir tanesi. Bunlar olacaklar. Şu anda mevcutta Ömer Erdoğanlar var. Çağdaş hani Atanlar, Nuri Şahin. Çağdaş Atanlar var. Nuri Şahin benim oyuncum. Avrupa şampiyonu geçmiş takımdan oyuncum. O bu oyunla, o da Avrupa'nın önemli yerlerinden de kafasını yoruyor. Fatih Tekke yoruyor. Yani yeni nesil bu oyunla ilgileniyor. Bu yeterli mi? Hayır değil. Bunun başka parametreleri de var. İletişimi var, medya var, medya iletişimi var, yönetici iletişimi var. Bunları da yanlarına koyduklarında bir teknik adamda hepsinden olması gerekiyor. Hani bir tarafın çok güçlü olabilir ama diğer taraflara da dokunman gerekiyor. Sevk ve idareye döndü artık iş. Umarım bunlar hepsi Türk futboluna önemli, hani oyuncu olarak önemli hizmet ettiler. Bence antrenör olarak da inşallah önemli hizmetler yapacaklar diye düşünüyorum. Medya demişken çok fazla röportaj vermiyorsunuz hocam. Bu bilinçli olan bir karar mı? Medyayla aranızda bir mesafe mi var bilinçli olarak yoksa? Ya çok ortalıkta olmayı sevmiyorum açıkçası. Aynı şeyleri de konuşmayı sevmiyorum. Ben biraz oyunu konuşan birisiyim. Yani ilk zamanlar tabii ki böyle kendi varlığını hissettirmek için çağırdıklarında her zaman kendimi ifade edebilmek, belki kendi PR'ımı yapmak için gittim. Ama şu an itibariyle işime odaklı kalmak istiyorum. O beni, enerjimin zaten büyük bölümünü alıyor. Bazen böyle çok ekstra bir şey olsa tabii ki yardımcı olmaya çalışıyorum ama çok ortalıkta konuşulan, devamlı tartışılan, sosyal medya üzerinden konuştuğum olumlu olumsuz etkilerin, tepkilerin olduğu bir durumdan değil, daha sakin, daha uzak, daha mutlu olduğumu, iyi hissediyorum kendimi. Oyun içinde kalmaktan oyun bahsediyorsunuz içinde, yani. İçinde, evet, bu tarafı evet. Çok sevmediniz galiba, yorumculuk ya da medyanın. Yorumculuk bir buçuk ay yaptım. Nasıl? Biraz orada oyunu anlatmaya çalıştım ama belki ileride yorumculuk değil ama arada sırada konuk olarak yardımcı olmak ve bu oyunu anlatmak isterim. Bir oyun oynuyoruz. Çok güzel bir oyun. Buna sahip çıkmamız lazım. Yüz kızartıcı bir şey yapmıyoruz. Onun için bu oyunu hiçbir zaman kaybetmeyelim. Sevelim. Ben dışarıda da dolaşan bir insanım. Zaten saygınlık da görüyorum. Çok ortalıkta olmak istemiyorum. Açıkçası o yani. Şimdi konuşmalarınızın şu tarafına da geçmek istiyorum. Motivasyon konuşmalarınız çok meşhur. Soyunma odanızda biz de zaman zaman şahit oluyoruz işte videolarla. Böyle bir maç çevirdiğiniz oldu mu hocam? O konuşmaların etkisiyle birlikte futbolcularla. Öyle aklınıza kalan bir anı var mı? Aslında maç günü başlamıyor. Maç haftasında başlıyor. O haftanın gündemi, rakip, ondan sonra bir hafta evvel yaşadıkların, hissettiklerin, ufak tefek bazen iletişimler, bazen de motivasyon amaçlı, bazen o duyguyu biraz harekete geçirmek için tabii ki ufak ufak hazırlandıklarım, iletişimcilerim var, hazırlandıklarım, kısa kısa konu başlıklarını, maç önü, maç sonu, maçın devrası bazen o anki duygularından da çıkabiliyor. Çünkü çok önemli deneyimler kazandığımız için ama hepsi hazırlıklı bir şekilde yapılıyor. Şampiyonluklar dedik, Süper Kupa dedik, lig zaferi dedik. Hiç böyle hocam hakkınızın verilmediği bir an var mı kariyerinize baktığınızda, teknik direktörlük kariyerinize? Şöyle söyleyeyim, ben A milli takım teknik direktörü olduğumda mesela bütün kamuoyu destek verdim. Ben aslında
şöyle söyleyeyim, teknik adamlar arasında kamuoyunun çok yüksek derecede destek verdiği bir teknik direktörüm. Ama ben A milli takım hocası olana kadar, genç milli takım hocası olana kadar veya Beşiktaş'ın hocası olana kadar Türk futbolunun belki de böyle bir örneği yoktur. Her kademesinde çalışmış bir teknik direktörüm. Futbolcu olarak oynadım her kademesinde. Teknik adam olarak çalıştım. Asistan koçluk yaptım Süper Lig'de 3 sene. 99-2002. Ziya Doğan'la başladım. Futbolcuyken beni ikna etti. Yani bu işe senin girmen lazım diye. Altyapıda teknik sorumluluk yaptım İstanbulspor'da. Galatasaray altyapısını çalıştırdım. Ve buralardan hep bir sınavla çıktım. Sonrasında genç milli takımlara gittim. Orada Avrupa şampiyonluğunu ve dünya dördüncülüğü yaşadığımda Abdullah Avcı'yı insanlar yavaş yavaş böyle fark etmeye başladılar. Ve o yani U17 takımı benim için her zaman değerlidir. Hı hı. Geçen sene 17. senesini kutladık. Ve onlara ben hepsine bütün futbolculara, ekibe kupanın orijinalinin minyatürünü yaptırdım, hediye ettim. Bunu da ilk defa söylüyorum burada. Hep bir sınavdan geçtim. Dünya şampiyonasında bir sınavdan geçtim. İkinci ligde bir takım aldım. Şampiyonluk yaşadım. Sonra ligde çok iyi sınavlardan geçtim. A milli takım sürecini yaşadım. Beşiktaş sürecini yaşadım. Trabzonspor sürecini yaşadım. Bu oyun bana çok şey verdi. Onun için ben bu konuda hiçbir şikayetçi değilim. Ama biliyorsunuz birinci olduğun zaman Türkiye'de karşılığı var. Son 7-8 senenin en fazla puan ortalaması yüksek teknik direktörüyüm. İkincilikler, üçüncülükler, dördüncülükler, finaller oynadım. Türk futboluna oyuncu kazandırdım. Yurt dışına oyuncu sattırdım. Yarıştım. Bütün kupalardan hemen hemen hepsini aldım. Ama 17 takımı geçiyorsun. İkinci oluyorsun, başarısız ilan ediliyorsun. Örnek niye bu birinciliği kutsama durumumuz var sizce hocam? Yani sporda yarışı, genelinde böyle aslında. Tabela aslında baktığında. Türkiye'de bir de bu biliyorsunuz yani daha çok büyük takımlar arasında dönüyor bu şampiyonluk yarışı. Ben Başakşehir'le buna şey yapmıştım, yarışmıştım. Sonrasında Başakşehir bunu yakaladı. Beşiktaş sürecini yaşadım, bir 7 aylık süreci yaşadım. Bunların hepsinden deneyim olarak bir şeyler çıkardım. Bir sonrasında yani olumsuz olarak bakmadım aslında. Hani Beşiktaş süreci işte böyle geçti. Hayır, oradan çıkardığım dersleri ben Trabzon'da doğru kullandım. Ben hayata biraz öyle dönüşeyim, gelişeyim. Oradan ne çıkartırım? Olumsuz bakmadım hiçbir zaman. Onun için kamuoyu gerçek değeri verdi. Ama ben hep sınav verdim. Ve bu sınavlardan hep yüzümün akıyla çıktım. Peki futbolculuk dönemimize dönelim mi hocam? Gidelim o dönemlere. Vefa Spor. Evet. 82-99. Başladığınız yerde bitirdiniz. Çok güzel. O dönemleri nasıl hatırlarsınız hocam? Şey, güzel yere gittiniz. Bak bu çok güzel. Şöyle aslında o 82 senesi A takımda olduğum sene. Hı hı. 79'da biliyorsunuz o zaman mahalleler aralarında turnuvalar, takımlar, mahalle takımları, tahtada takımın adı Arda Spor işte benim için de ya yani bu oyuncu iyi oyuncu olacak konuşuluyor. Seçmeler oluyor. Bizim rol model aldığımız abimiz, büyük abimiz Beşiktaş'ta Büyük Haluk vardı. Bizim mahallenin abisiydi. O zaman Vefa'da oynuyordu. Beni tavsiye ettiler. Ben de Vefa'nın antrenmanına gittim genç takım. Beni hemen hoca aldı. Şey yaptı. Takımı aldı. Lisansım çıktı. 3 sene Vefa genç takımda oynadım. Gol kralı oldum. A takıma çıktım. Sonra bir sakatlık yaşadım. Sonrasında da 98-99 galiba. Artık bırakacağım futbolu. Yani bir geçiş yapacağım. Bir boşluktayım. Vefa o zaman Bahri abi vardı. Dedi ki ya gel dedi bir sene de burada oyna dedi. Ya ben 6 aydır yürümüyorum dedim. Hani futbolu bıraktım dedim. Sonra şunu düşündüm. 79-99. Başlangıç toprak sahaydı. Çim sahile bırakayım dedim. Harika. Bir sene hem böyle oradaki çocuklara doğru örnek olabilmek. Hem o süreci antrenörle geçiş sürecini doğru tamamlamaktı. Benim için güzel bir hikayeydi. Hani lisansımın çıktığı yerde lisansımı bıraktım aslında. Sonrasında İstanbulspor'da çok özel başarılar imza attınız. Uzun yıllar kaptanlık çok önemli. Evet, 4 sene oynadım. 2 şampiyonluk yaşadım. İstanbulspor benim hayatımdaki aslında ki bugün geldiğim noktadaki önemli ayaklardan bir tanesidir. Kritik nokta diyebilir miyiz sizin hayatınızda? Bence diyebiliriz. Şöyle oldu. İkinci ligde aranan bir oyuncu, gol krallığı yaşamış birisiyken 3. ligi tercih ettim. Çünkü bir şirket takımıydı.
Biraz böyle kaliteli toplantının olduğu bir yerde. Ben biraz bunlara da dikkat ederim. Ve büyük bir camia. Tarihi olan İstanbul'un Erkisesi oraya bağlı. Ciddi bir camia. Orada çok önemli insanlarla tanıştım. Şenez Erzek yönetim kurulundaydı. Levent Bıçakçı Futbol Federasyonu Başkanı, Abdullah Kığılı, Sacit Turan, Basmacı, Haluk Çiftçioğlu, Emin Can Kurtaran. O süreç hem 4 sene 2 şampiyonluk ve sonrasında antrenörlüğe başlangıcımda o kapıyı açtı bana. Geçmeyin takımlara da Levent Bey, Levent Bıçakçı federasyon başkanı olunca o istedi beni. Belki orada çalışmam, beni tanıması, benim mesleki anlamdaki kariyerimi önemli adım atmamı sağlayan geçmiş takım süreci İstanbulspor'daki çalıştığım kişilerden başladı aslında. Hocam bahsettiniz siz de gerçi ama o başarı basamaklarını gerçekten en dipten tırmanarak emeğinizle, alın terinizle tırmalayan isimlerden bir tanesisiniz. Çok önemli, dediğimiz gibi kariyerinize baktığımızda satır başları var ama işte sonrasında Başakşehir, Beşiktaş. Beşiktaş'ta neden olmadı hocam? Olmadı mı bakacağız? Ya da nasıl bakmak gerekiyor sizce? Şimdi şöyle bakalım. 2019-2020. Başakşehir'le 5 sene mukavelem var. Yani 5. seneyi bitiriyorum. 5 sene daha mukavelem var. Senenin içinde yapıldı. Başakşehir'in hani sağ olsun Göksel Gümüştağ yönetim kurulu. 11 senemin geçtiği. Onların bana çok şey kattığı, benim de onlara çok şey kattığım ve duygusal bir bağımızın olduğu bir yerde aslında. Son kaçırdığım şampiyonluk beni duygusal olarak çok yordu. Üzüntülerim oldu ve ayrılmak istedim. Gözleriniz doldu mu hocam? Evet. Şöyle, benle olmuyor dedim. Belki başkasıyla olur dedim. Okan Hoca'ya bir sene sonra nasip oldu. Orada Beşiktaş da beni 7 senedir falan ortalama istiyor. Bu geçiş o zaman doğru muydu? 2019-2020 o yorgunlukla, yıpranmışlıktan doğru mu değil mi? Çok net bugün onun hala kararını veremiyorum. Ama Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi, en eski camiası ve seni devamlı isteyen Fikret Orman o dönem. Evet. Ahmet Türkmezgil var, genel sekreteri, benim iyi dostum. Fener, benim başka takımlar da istiyor. Tercihimizi o dönem yorgun argın olmama rağmen Beşiktaş'tan yana kullandım. Ama gittiğimde şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir yıpranmış oyuncu grubu, kiralıklar, ayrılmak isteyenler, sakatlar, askerde olanlar, sezon başı planlaması hiç yok, kamp yeri belli değil, transfer yok, bütçe işte 90'dan 35'e düşmüş gibi durumlar. Bunlar mazeret değil, yanlış anlaşılmasın. Benim oradaki kendimi sorguladım. Beşiktaş'a da sunum yaptım ben. Ondan sonra oyunculara da bu sunumu yaptım. Bu oyunu istiyorum dedim. Ben şunu hesapladım. Başakşehir'le 300-500 kişiyle ben bu oyunu rekorlar kırarak oynadım. Evet. Beşiktaş'ta 40 bin kişinin önünde bunu daha iyisini yaparım hesapladım. Ama oyuncuların kendi alışkanlıkları vardı. Ben ilk önce... Kıramadınız belki o alışkanlıkları. O alışkanlıklarını kırmam kolay olmadı. Kıramadım aslında. Ben aslında orada onların bildiği veya oyuncunun alışık olduğu, yani geçmişten alışık oldukları bireysel oyunlarına veya o oyunlarına devam etmem gerekiyordu. Yavaş yavaş oyunu ve oyuncuyu değiştirdim. Ben tamamen oyunu değiştirmek için başladım. Çok çaba sarf ettiniz. Evet. Çok çaba. Şunu yaşadım ama. Hani ligin 7. haftası, Abdullah Avcı istifa. Ligin 13. haftası 8 maçın 7'sini üst üste kazandık. Oyunda bir şeyler değiştirdik. Bir iki transfer yaptık. 7 maç üst üste kazandık. Şampiyonluk potasına girdik. İyi ki Abdullah Avcı. Soyunma odasından Abdullah Avcı tribüne, Beşiktaş tribününe de yaşadım. Hoş olmayan, hala konuşmadığım bir takım ayrılıklar yaşadık. Konuşmak da istemiyorum. Bunu belki antrenörlük mesleği, ceketimi çıkardığım gün belki anlatabilirim. Çünkü ben hayatım boyunca paracı olmadım. Bu bir mesleki duruştur. İtibarsızlaştırmayı ortadan kaldırmaktı belki. Bunu daha ileride belki geniş anlamda konuşuyoruz. İyi ki... Onu da denemişim diyorsunuz evet, yani. Evet, denedim. Çünkü orada yaşadıklarım, orada gördüklerim, orada uygulamaya çalıştıklarımı Trabzonspor'da tamamen çok pragmatik bir şekilde değiştirerek uygulamaya başladım. Beşiktaş'ın da bana bu anlamda o katkısı oldu. Peki şu anki Abdullah Avcı, hem Başakşehir'de hem Beşiktaş'taki Abdullah Avcı'yı ne söylemek isterdi? Bunu bundan sonraki süreçte de söyleyeceğim belki. Trabzonspor'dan gittikten sonra belki bir gün bir yerde de belki oradakileri... Hayat böyle bir şey. Deneyerek
bazı şeyleri yakalayacağız. Başka yerlerde başka şeyleri daha net bir şekilde kullanacağız. Ne söylerdim? İşte bugün biraz evvel Beşiktaş'ta Trabzonspor arasında söylediğimi bugün bir sonrasında belki söyleyebilirim. Ama arada çok büyük fark var. Başakşehir'de oyunu kaybettiğin zaman nasıl kaybettiğini çalışıyorsun. Kazandığın zaman da nasıl kaybettiğini çalışıyorsun. Senin sorgulayan yok. Ama Beşiktaş'a gittiğinde başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Trabzon'a gittiğinde başka bir şeyle karşılaşıyorsun. Aradaki bu dinamikleri daha önce fark edebilirdim. Peki hocam, özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Kendinizi motive etme anlamında futbol elbette en önemli madde. Ama ikinci maddede ne var mesela? Ailem ve çocuklarım var. Tabii büyüdüler çok. Böyle ama gene bir senenin belli dönemlerinde tatilimizi hep beraber yapabiliyoruz. Yaşları da büyümüş olsa da. Onun dışında benim işte sosyal anlamda çevremle beraber balıkçıda olmak veya bir yerlerde yemek yemek beni çok mutlu edebiliyor. Bir de seyahatlerde özellikle zaman zaman yaptığımda yani yeni bir şey aldığım zaman, giydiğim zaman ve kendimi hani giyimle ilgili biraz daha mutlu hisseden birisiyim. Onun dışında öyle çok farklı bir şeyim yok. Giyim yani. Demişken o zaman şu şıklığınızı bir altını çizelim mi? Teşekkür ederim. Özellikle kasket meselesi sizin artık özdeşleşmiş durumda. Evet. Peaky Blinders, Thomas Shelby'le de çok sizi birleştiriyorlar. Bir özel kreasyon olarak birisi sizi giydiriyor mu yoksa siz kendiniz mi seçersiniz? Gardırobunuzu özel bir stilistiniz var mı? Neden? Nasıl bu kadar şıksınız hocam? Benim çocukluğumdan gelen meraklı bir şeyim. Benim annem de o zaman işte beni en böyle resimleri görüyorum. Çok iyi giydiriyormuş. Annemin de mesela buna merakı var. Babamın öyle yoktu. Annemin de merakı var. Biz o zaman İstiklal Caddesi'nde yürüyerek çıkan bir çocuktuk. İşte mağazalar yeni yeni böyle şeydi. Ben mağazalara bakardım böyle. Çok hoşuma giderdi. Kıyafetleri giymek, almak. Para kazanmaya başlayınca ilk transfer paramdan iyi bir mağazaya gidip alışveriş yapıyordum yani. Bu benim merakım ve beni mutlu eden, iyi hissettiren bir şey. Vallahi dolabıma kimse girmiyor. Siz karıştırmıyorum. Eşimin de işine geliyor. Kendim şey yapıyorum ve kombinlerimi kendim hazırlıyorum. Peki kasket hikayesi hocam mı? Kasket hikayesi şöyle. Kasketi eskiden kullanıyordum. Ve bu tabii Trabzonspor'la şöyle örtüştü. Ben Başakşehir'deyken de kasket taktım. İstiklal Caddesi'nde dolaşırken de kasketim vardı. İstiklal Caddesi'nde böyle dükkanlar çok vardı. Peaky Blinders'ı da seyrettiğimden sonra oğlumdan, küçük oğlumdan beri İstiklal Caddesi'nde kasketçi aradım. Madame Katya diye ismini vereyim burada. Bir kasketçi buldum. Dükkanın içeri girince böyle eski bir şey. İçeri girince senin ne işin var dedi burada. Ben dedim çok meraklıyım. Nasıl yapıyorsunuz dedim. İşte kumaşı ben aldım. Modeli gösterdim. O şekilde. Wow. Ölçümü alıyorlar. Kumaşı ben alıyorum. Modeli istiyorum. Onlar bana özel dikiyorlar, getiriyorlar. Trabzonspor'da da şöyle örtüştü. Tarihi, özellikle Trabzonspor tarihiyle de büyüdüğümüz için, çocukluğumuzda o şampiyonluklarla büyüdüğümüz için. Özkan Sümerler, onlarda tabii, da var zaten. Kulüpte şöyle bir şey var. Şimdi bunları çok güzel dizayn ediyoruz kulübün içinde. Ahmet Suat Özdemir, canına Allah rahmet eylesin. Kupa aldığında oyuncular onu sırtına almışlar. Kafasında kasket var, üstünde pardüsü var, altında Adidas ayakkabı var, eşofman var. Ya dedim ki bu kıyafet uygun değil ama dedim hoca herhalde kafası saçları yok. Kel kafasını kapatmak için dedim kattı. O haftada 10 gün sonra da bizim şeyimiz vardı. Başakşehir'de Süper Kupa finali vardı. Kupa alırsak ben de kasket takacağım dedim. Bu spontane ve kimse bilmiyor. O kasketi maça giderken yanıma aldım. İlk yarı soyunma odasını unuttum. İkinci yarı koltuğa koydum. Kupayı alınca kasketi taktım. Hikaye o gün başladı. Ve bizim klaplarda kasket satışları ortaya çıktı. Dünya, bayağı patlama da oldu o dönemde değil mi hocam? Dünyanın da senenin 61. günü Dünya Kasketler Günü ilan edildi. Harika. Trabzon'da. Onun için bu hikayesi bende hala şimdi böyle fırsat bulursam bu ara gidip tekrar yenilerini yaptırmak istiyorum. Güzel bir aksesuar. Bizler de takıyoruz kadınlarda. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Yakışıyor da yani. Zaten gittiğim yer kadın ağırlıkta, erkekleri de bu şekilde yapıyor. Hocam şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Futbolun sizin için ne kadar büyük bir aşk olduğunu artık bilmeyen yok zaten. Hatta tatilde bile galiba değil mi? Futbol belgeselleri izliyor musunuz? İşte kitaplarınızda zaten hep futbolun önde olan isimlerinin belgeselleri, hayatlarına dair her şey var. Peki bir gün Abdullah Avcı futboldan sıkıldı
diyelim. Artık farklı bir şey yapmak istiyor hayatında. Bunu yaş skalası vermek istemiyorum, onu siz seçin. B planınız nedir hayatta? Futbol olmadığı zaman Abdullah Avcı ne yapacak bu hayatta? Büyük bir tane futbolun içinde olacak ama şöyle olacak. Hala yani, olmaya devam edecek yani. Ama şöyle olacak, onu da net bir şekilde söyleyeyim. Tabii büyük konuşmak gibi değil. Bir, evet tatilde de bazen iPad önümde oluyor. Hatta şampiyon olduğumuz senenin başı. Eski maçları da izliyor musunuz galiba? Evet, seviyorum. Tatildesiniz oyunlara ama. Bakıyorum, oyunculara bakıyorum. O zamanki performanslara bakıyorum. Yani bir sanatçı vardı. Ya hocam dedi, yeter dedi, bütün transferleri yaptın, tatildesin hala dedi, oyuncu bakıyorsun falan demişti. O bizi mutlu ediyor. Bizim odak noktamız o. Şöyle, yarışmacı teknik direktör olarak çok ileri yaşta, ya yaş vermeyeyim, ileri yaşta yapmak istemiyorum. Ve kendime aslında böyle bir ofis yapacağım bu yakında. İçi biraz müze gibi olacak. Ve onun içinde işte biraz evvel kitaplar, ödüller, plaketler, filmler, kitaplar, hepsi içinde olacak. Bu belki bir müze gibi, formalar, hatıralar, hikayeler. Ben hep biriktiririm bunları yani. Bir maçı yani kazanmışsın, onun forması vardır. Milli takıma yolladığım oyuncunun benden ilk defa gitmişse onun formasını alırım, hatıra olarak saklarım, imzalı. Bu benim koleksiyonumu böyle bir ortaya çıkartacağım. Onun dışında futbolun bir tarafında olacağım. Bu organizasyon tarafı mı olur, eğitim tarafı mı olur? Ama yarışmacı teknik direktör çok uzun vadede, ileriki yaşlarda yapmak istemiyorum. Yeni nesille rekabet etmek istemiyorum. Biraz uzak kalmak istiyorum. Ama futbolun bir tarafında olacağım. İstanbul'da mı yaşarım? Ege tarafına mı giderim? Ona daha sonra karar vereceğim. Daha karar vermediniz ona. Vermedim. Olursa Ege tarafı olur ama. Hocam peki Trabzonsporları buradan son mesajınız ne olur? Yani Trabzon'u bize tarif etmenizi istesem bir cümleyle ne söylemek istersiniz? Valla bir cümle mi? Birkaç aşk, tutku, bağımlılık, inadıyla. İnadıyla. Onun için Trabzonspor bir yolculuk. Bu yolculuğun içinde bunların hepsi var. Harika. Hocam size bahsetmiştim. Her programımızın sonunda bir de fotoğraf sizin için seçiyoruz. Bunu anısı ile birlikte sizden imzalamanızı rica edeceğim. Bunun anısı güzel. Evet. Biliyor musunuz bunu? Sizden dinlemeyi isteriz. Bu 30 Temmuz. 2022 Süper Kupa'yı aldığımız günkü resim. 31'de benim doğum günümdü. Gece saat 12'yi geçtiğinde kupayı almıştık. Bir hasretlik yüzün vardı, içimde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Şöyle izleyicilerimize de gösterebilirsek çok sevinirim fotoğrafı. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok yoğunsunuz. Ligde uzun bir maraton ama başarılarınızın devamını diliyoruz. Yine umarız tekrar bir araya geliriz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok sağ olun, var olun. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok yoğunsunuz dediğim gibi. Ben teşekkür ederim. Bir sene üstüne bir programa çıktım. O yüzden de çok mutluyuz. Biraz böyle geçmiş, hem tarih hem nostalji. Biraz sahanın dışında kaldık. Onun için teşekkürler. Size de bundan sonraki iş hayatında başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, daha Daha'nın bu hafta da sonuna geldik. Hafta yeni konuğumuza tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.